Merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane bülbül fotoğrafı işleyeceğiz. Fotoğrafımız burada, masa üstünde. Bunu gerekli programla açıyoruz. Photoshop'umuzu açıyoruz. Öncelikle fotoğraf geldiğinde buradaki standart ayarlarımızdan bir otomatiğe basıyorum ben. Sıcaklık değerimiz 5150. Bunu birazcık yükseltebiliriz 5500'e kadar. Kuşumuz biraz daha canlı, biraz daha doygun gözükecektir. Şimdi kuşu işlerken fotoğrafı her zaman renkleri açalım. Açtığımız zaman gördüğünüz gibi fotoğraf üzerindeki birkaç tane sensör lekesi var. Makinemi temizletmem gerekiyor. Bu sensör lekelerini de temizlememiz gerekiyor. Bunun için öncelikle fotoğrafın rengini açıyoruz. İşlemeden önce. Şimdi bu fotoğraf yaklaşık 1000 ISO'da çekildiği için gördüğünüz gibi çok grain'i var. Bu grain temizlemeye daha sonra geçeceğiz. Öncelikle fotoğrafımızı bir croplamamız gerekiyor. İstediğimiz bir format varsa, diyelim ki bunu sosyal medyada yayınlayacaksınız. O zaman 16:9 gibi bir format güzel bir şekilde işinizi görecektir. Şöyle yaptığımız zaman, diyelim ki bunu böyle kestik. Buradan görünüme girip göster, ızgara dediğiniz zaman fotoğrafı kesmeden önce size daha fazla referans noktası vereceği için, yani şuradan 1, 2, 3, 4 karem var. Aşağıdan 1, 2, 3, 4 kare. Böylece ızgarayı açtığınız zaman daha güzel bir orantıyı elde edersiniz. Şimdi ben bunu böyle croplarsam bu kuş resmin ortasına gelmiş olacağı için şunu biraz daha açmam gerekiyor. Şimdi öncelikle şöyle sıfırladığım zaman şöyle altı sıfırlıyorum. Getiriyorum. Evet, şimdi üstle alt aynı noktada. Kuşun gözü de istediğim noktada. Şimdi sadece sola doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi eşit oranda aşağı ve yukarı aynı olmuş oldu. Sadece sağ ok tuşuna basaraktan veya sol ok tuşuna basaraktan kuşumu şimdi sadece kenara kaydırıyorum. Basılı tuttuğumuz zaman aldık diyelim. Tamam. Biraz daha açabiliriz. Şöyle kurtardığı kadar kuşumuzu alt üst şekilde eşitleyecek şekilde şöyle güzel bir şekilde ızgaralarla birlikte bunu ortalamış oluyoruz. Ve bu şekilde cropladıktan sonra görünüm ızgarayı veya Ctrl-I ızgaranın ile Ctrl-I tuşuyla da bu ızgarayı açıp kapatabiliyorsunuz. Şimdi gelelim kuşumuza. Kuşumuzu işlemek için seç bölümüne geliyoruz. Öznemizi seçiyoruz. Özne dediğimiz zaman gördüğünüz gibi kuşu bayağı bir şekilde seçmiş oldu. Şimdi ben taşı da ilave etmek istediğim için burada seçme tool'unu seçiyorum. Buradan hızlı bir şekilde kuşumuzu ilave taşımızı seçime ilave ediyoruz. Bunlara başka bir işlem uygulayacağımız için bu alanları öncelikle seçiyoruz. Bu
Bu fotoğraf yaklaşık 1000 ISO'da çekildiği için çok fazla grain var gördüğünüz gibi. Kuşun üzerinde o kadar gözükmüyor ama kuşun üzerinde de baktığınız zaman yakından onda da çok grain olduğunu görüyorsunuz. Onların hepsini farklı metotlarla temizleyeceğiz şimdi. Öncelikle seçimizi ters çeviriyoruz. Şimdi arka plan seçili oldu. Ve buradan filtrelere girip Topaz Lab'dan Denoise 6'dan kuşumun geri kalan yerine Raw Moderate seçiyorum. Bakıyorum yeterli mi? Bakın Raw Moderate'i seçtiğim zaman 43 veriyor burada değeri. Bunu ben arkadaki dokunun tamamen kaybolmasını istemediğim için biraz doku kalsın istiyorum arka kısımda. Şöyle, evet. O yüzden bunu 36'ya çekiyorum. Şuradan OK'ye bastığımız zaman şimdi fotoğrafın arka planındaki grainlerimizi temizliyor. Şimdi seçimi tekrar ters çeviriyorum. Şimdi kuşum seçili. Kayayı ayırmam gerekir normalde ama şimdi kayayı ayırmayacağım. Şu kısma baktığım zaman şimdi grainleri buradakileri almak için Gaga üzerindeki her şeyi yine aynı filtreye giriyorum. Topaz Love diyorum. Yine Denoise diyorum. Bu sefer ama Lightest dediğim en hafif olanı seçiyorum. Bakın şuradan. Bu da 5 veya 7 civarında bir şey vermesi lazım. Evet. 7. 7 benim hoşuma gitti. 7'yi seçiyorum. OK diyorum. Şimdi kayadaki grain'i de almış oluyor. OK. Şimdi şöyle baktığımız zaman biraz daha güzel detaylar gözüküyor. Şimdi seçimi kaldırdım. Şimdi gözündeki şu pusları yok etmek istiyorum. Bakın şurada birazcık hafif puslar var. Sanki sadece gözü seçtim. Filtre, parazit, lekeli temizli. Öncesi, sonrası. Ve göze azıcık bir şey daha ışık veriyorum. Şimdi dikkat ederseniz fotoğrafımız aslında açık. Olduğundan daha açık şu anda. O yüzden bunu birazcık açıyorum. Fotoğrafın tamamından ışığımızı geri aldığımız zaman gözü daha güzel gözükecektir. Şimdi tekrar ortamı seçtik. Şimdi geldik Gaga'ya. Gördüğünüz gibi Gaga'nın grain'i biraz daha farklı. Ben Gaga'yı biraz daha güzel istiyorum. Onun için seçme tool'umu seçiyorum. Geldik buraya. Bakalım bunu nasıl çözebileceğiz. Değişik yöntemler var. Gaga'yı temizleyebilmek için. Şuradaki tüyler bizim işimizi bozmasın. Şimdi topaz filtrelerinden kullanabiliriz. Bir deneyelim. Topaz'ın clean'de şurada skin correction olacaktı. Burada. Şu skin collection'dan evet. Bu filtremiz. Bunu azıcık bir şey açtığımız zaman skin even'ı seçiyorum Gaga için. Buradaki değerlere uygun. Şimdi buna özel bir doku verdi. Şu anda bizim gözümüz bunu görmüyor. Şimdi ben buna girip parazit, lekeleri temizle dediğim zaman bunun gagasını birazcık detayını kaybetti. O yüzden bunu geri alıyorum. Benim istediğim detay gözükmesi. O yüzden
keskinleştir. Keskinliği azaltma maskesi diyorum. Gördüğünüz gibi. Şöyle yaptığım zaman çok daha güzel oldu. Evet. Şimdi. Seç. Yeniden seç. Bunu böyle bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi gaga böyle çok güzel oldu. Şimdi. Kuşumuzun üzerindeki bu tel tel gözüken şeyleri biraz daha da güzel yapmak istiyorum. Daha da tel tel çıksın istiyorum. Kuşu sadece kuşun şu bölümünü seçiyorum. Kuyruğuna kadar. Evet. Göz yok gördüğünüz gibi. Göz seçilmedi. Şimdi filtre. Yine Topaz Labs'tan Clean'e geçiyorum. Buradan Clips Collection Etki Boost. Evet. Bunu seçtiğim zaman 2'ye bakıyorum. 1'e bakıyorum. Evet, şimdi biraz daha yakından bakalım. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir fotoğraf haline geldi. Şimdi görüntümüzü Ctrl L tuşuyla açıyoruz. Buradan bir otomatik diyoruz. Işığımızı otomatikten ayarlamış oldu. Buradaki değerin 1 olarak ayarlarsanız çok daha güzel olacaktır. Şimdi lekelerimiz vardı. Bakın şurada bir tane leke kaldı. Onun için de şu leke aracımızı nokta düzeltme fırçası var. Bunu seçtiğiniz zaman buradan hafif biraz daha büyüteyim ben bunu. Şu boyut güzel. Bakın şeyin filtrenin şeyin üstünü kaplıyor. Buradaki lekeleri yok edeceğim. Bunun için yukarıdaki ayarlarımız modelimiz değiştir olacak. İçeriye uygun doku oluştur, yakınlık eşleşmesi olacak. Buradan gelip lekenin üzerine bir kere tıkladığım zaman kaydırıyorum. Bakın şurada leke var. Şöyle yaptığım zaman leke olduğu gibi yok oluyor. Bu herhangi bir yerdeki bir cismi yok etmek için de kullanabilirsiniz. Diyelim ki taşın şu ön kısmındaki alanı yok etmek istiyorsunuz. Onun için de şurada yama tuğlu var. Yama tuğlunu ayarları da yine yapı bir sıfır şeklinde içeriye uygun. Sadece bunda alanı seçiyorsunuz. Diyelim ki şu alanı yok etmek istiyorsunuz. Yamayı aldınız. Diyelim ki şuradan aldınız. Şöyle çektiğiniz zaman dokuya uygun bir şekilde şöyle biraz daha küçültelim fotoğrafı. Şöyle sanki küçücük bir taşın üzerinde duruyormuş gibi bir görüntü elde edebiliriz. Şöyle hafif kaydırarak. Şimdi bunu yukarı kaydıralım. Gördüğünüz gibi sanki doğal taş haline geldi. Ufacık sivri bir taş haline geldi. Şu bölümü de istemiyorum. Sanki benim için özel bir taşın üstüne çıkmış gibi olsun. Hatta şu bölümü de şöyle yapayım. Şöyle tekrar. Demin koca kaya olan şey artık şimdi küçücük bir taş haline geldi. Şuradan alalım biraz da. Yama aracıyla buradan taşımızı biraz daha küçültmüş olduk. Gördüğünüz gibi gayet doğal bir hale geldi. Şurada bazı yapısal bozukluklar var. Şunları da aldık mıydı? Tamamdır. Şimdi kuşumuz küçük bir kayanın üstünde duruyormuş gibi oldu. Taşın üstünde duruyormuş gibi oldu. Şurada yine
rekeniz var. Onu yine bununla da yapabiliriz. Şurada hafif yine dedim ki. Evet. Şimdi kuşumuzun gözü de güzel. Kendisi de güzel. Şimdi tekrar kamera raw filtreye girelim. Tekrar bir otomatik basalım bakalım ne veriyor bize. Evet. Gayet güzel. Şuradan hafif ışığını ayarladık. Doygunluğu hafif kısmak istiyorum. Çok arka plan yeşil parlamasın. Hafif biraz daha kontrast görsek mi? Evet. Şu şekilde fotoğrafımız bitmiş oldu. Fotoğrafımı bu şekilde işlemiş oldum. Kuşumuz hazır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İyi günler.